Sihir Sihir nedir? İllüzyon mu? Gerçek midir? Sihirbazı bu kadar özel kılan nedir? Ve biz sıradan insanların sahip olmadığı hangi gizemli güçlere sahiptir? Bu sorular hayal gücümüzü alevlendirir ve ruhumuza musallat olur. Rasyonel zihnimiz ve hayal gücümüz cevap için birbiriyle savaşır. Yüzlerce hatta binlerce yıldır sihirbazlar sadece sıradan kitleleri değil, kralları ve kraliçeleri de eğlendirmişlerdir gösterilen bizi hayretler içinde bırakır. Bir nesneyi yok etme ya da hiç yoktan bir şeyi ortaya çıkarma yeteneği bizi her zaman büyülemiştir. Bir sihirbazın şapkadan tavşan çıkarmasını izleriz ve sihirbaz zihnimizde anında yücelir. Bizim için bir mucize gibi olur. Numaranın nasıl yapıldığını bilmek isteriz. Yüzeyde mantıklı bir açıklaması olduğunu biliriz. Ancak bilinçli düşüncemizin altında, derinlerde gizli bir akor vurulur ve hepimizi gizlice dehşete düşüren derin bir gizemin tam kalbine dokunur. İnsanoğlunun bu şekilde hissetmesinin nedeni basittir. Ya biz de yapabilirsek? Gerçek şu ki hepimiz bir tür sihirbazız. Zihnimizin güçlü iç işleyişi, istediğin herhangi bir şeyi meşhur şapkadan çıkarmak için gereken her şeye sahiptir. Aslında hepimiz, her birimiz şapkalarımızdan yani bilinçaltımızdan sürekli tavşan çıkarıyoruz. Çünkü içimizde kaynayan düşünceler ve duygular her zaman büyüyor ve günlük yaşamlarımızda dışarıda şekilleniyor. Basitçe ifade etmek gerekirse, gizli düşüncelerimiz ve duygularımız hayal gücünden geçip hazır hale geldiklerinde ya da özneleştiklerinde meşhur şapkadan çıkıp nesnel deneyimimize dönüşürler. Bu yüzden olayların başımıza öylece gelmediğini biliriz. Dışarıda olanlar basitçe içeride devam eden sihrin bir sonucudur. Başka bir şekilde ifade edersek, yaşamlarımızdaki olguları hayal gücümüz üretir. Sihirbazlar bizleriz. Bir an durup bir önceki cümleyi tekrar okumak isteyebilirsin. Hatta nefesini tutman bile gerekebilir. Doğru anlaşıldığı takdirde bu bilgi şok edicidir. Şimdi sihirbaz büyüsünü yaparken ne der? Abra kadabra der. Eski İbranice'de abra kadabra terimi şu anlama gelir. Konuştuğum gibi olacak. Tekrar ediyorum biz sihirbazlarız. Gerçek büyüyü uyguluyoruz çünkü sözlerimizi, imgelerimizi gerçeğe dönüştürme yeteneğine sahibiz. Bunu kavradıktan sonra elbette bu bilgiyi yaşamdaki durumunu her açıdan iyileştirmek için hemen kullanmaya başlamak isteyeceksin. Artık sihirli şapkadan senin beklediğin şeyleri çıkarmaya başlayabilirsin. Yapılacak ilk şey basittir. Zihnin tarafından sürekli olarak serbest bırakılan düşünce ve duyguları kontrol altına al düşünmeyi ve hissetmeyi asla bırakmayacağın için artık senin için tek seçenek içsel yaşamını akıllıca belirlemektir. Sağladığın her düşüncenin içinde gizemli bir güç vardır. Tıpkı bir tohumun toprağın altında kimsenin göremeyeceği bir yerde filizlenmeye başlaması gibi hemen şekillenmeye başlar. Ta ki bir gün minik fide herkesin görebileceği şekilde topraktan çıkana kadar, yani şapkadan tavşan çıkarmak gibi. Bu gücün nasıl çalıştığına dair her şeyi bilmiyoruz. Ama hayal gücümüzün bize fiziksel şeyler ve deneyimler ürettiğini ya da çektiğini biliyoruz. Aslında hayal gücümüzün içsel işleyişi aracılığıyla deneyimlerimizin inşa edilmesiyle o kadar iç içeyiz ki dua ettiğimiz yaratıcı güç ile yakından bağlantılı olduğumuzu söyleyebiliriz. Başka bir şekilde ifade edersek hayal gücün yaradının armağanıdır. Onu akıllıca kullanırsan istediğin her şeyi elde edersin. Akılsızca kullanırsan acı ve sefalet üretirsin. Aslında hayal gücünü kullanmak dua etmekle aynı şeydir. Dua sunulan bir dilekçedir. Çoğu zaman yaradandan bize maddi ya da manevi bir fayda sağlaması için sözlü ya da sözsüz bir taleptir. Dua ederiz ve inancımıza göre bu bize yapılır. Aynı şekilde çekim yasasına göre de bir şeyi gerçek olarak hayal ettiğimizde, görselleştirdiğimizde, hissettiğimizde o şeyin gerçeğe dönüşmesini istemiş oluruz. Yaratıcıya içten dileklerimizle yakarmak için dizlerimizin üzerine çöktüğümüzde dua ettiğimizi söyleriz. Ayağa kalkıp konuşmaya ve düşünmeye devam ettiğimizde onun bizi hala dinlediğini ve yanıtladığını unuturuz. O her zaman dinler, bizi her zaman duyar bu tezahür ettirme işinde hayal ettiğimiz ve gerçek olarak hissettiğimiz şeylerin gerçekleşeceğini biliyoruz. Dolayısıyla bir şeyi hayal ettiğimizde o şeyin gerçekleşmesi için dua ettiğimizi söyleyebiliriz. Gördüğün gibi duayı dile getiririz ve sonra da duaya cevap veririz. Tüm bunlar imgeleme yetisini kullanarak gerçekleşir. Gerçekten de yaradan içimizdedir.